Nerede dünyanın büyük zenginleri? Hani 20. yüzyılın son çeyreğinde hep beraber çiçek, böcek, özgürlük, hürriyet, eşitlik, insan hakları diye cicili bicili kavramlarla hareket eden Avrupa Birliği ülkeleri? Hani ortak anayasaları? Hani ortak para birimleri? Hani ortak vatanları? Hani insanlıkları? Kıymetli arkadaşlar, kıymetli hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, değerli arkadaşlarım. Bütün bunlar elbette ki tesadüf eseri değildir. Göçlü de iflas eden, bunu da yönetemeyen insanların, gariplerin 10 metrelik karın altında hayatlarını kaybetmelerine, aylarca cesetlerinin bulunmamasına, aylan bebeklerin cesetlerinin kıyıya vurmasına sebebiyet veren bir dünyayla karşı karşıyayız. Acımaları yok. Sakın acımaları olduğunu, sakın insanlıktan şu kadar bir kırıntı nasibi aldıklarını falan düşünmeyin. Böyle bir şey söz konusu değil. Sadece o mu? Dünya enerji kriziyle de karşı karşıya. Hani NASA'ları yönetenler, hani uzay programlarının altına imza atanlar, hani yüzyıllık gelecek perspektifi yapanlar, bugün hangi tabloyla karşı karşıyalar? Onu da yönetmekten aciz kaldılar. Dünyanın enerji krizini, elbette ki karşı karşıya kaldığımız ekonomik krizini. Ya uyuşturucu, ya vekalet savaşları, ya sınır aşan suçlar, ya organize suçlar, ya kaçakçılıklar, ya organ ticareti, ya sanal kumar, sanal bahis, bütün bunlar. Bütün bunlara karşı kılını kıpırdatamayan, hareket edemeyen, marjinalizme teslim olan ve fantazilerin ötesine geçemeyen bir dünya tablosu, bir gelişmişler tablosuyla karşı karşıyayız.